Efendim şu anda Göktürk'te özel fen bilimleri kişisel gelişim kursundayız. Yanımda da müdüre hanımımız Nora Hanım var. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, ben deyim. Hoş bulduk, çok teşekkürler tekrar. Önce çok kısa sizi tanımak istiyoruz, sonra da neler yapıyoruz onlardan bahsedeceğiz. Tabii, elbette ki. Adım Nora Şenyan. Kurumda yöneticilik vasfına sahibim. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından mesleğime öğretmen olarak, akabinde farklı kurumlarda müdür ve müdür yardımcılığı olarak görev aldım. Ve şimdi de burada idareci olarak görevliyim. Evet, çok güzel. Şimdi fen bilimlerini hepimiz yakından tanıyoruz. Bilmediğimiz bir okul değil aslında ama burası kişisel gelişim kursu. Okullarımızdan farklı bir yer. Bir etüt merkezi aynı zamanda. Biraz tanımlayabilir miyiz? Burada neler yapıyoruz? Kişisel gelişim kursunda müfredatımız doğrultusunda öğrencilere belli konularda eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimizin buraya gelmeyi tercih etmelerinin sebebi özellikle öğretmenlerimizin kendi alanlarında çok donanımlı olmaları, ayrıca öğrencilerimize birebir ders verme imkanına sahip olmaları sebebiyle tercih ediliyoruz. Evet. Tabii kişisel gelişim kursları özellikle öğrencileri sınavlara hazırlanırken büyük avantajlar sağlıyor. Profesyonel bir ekiple çalışıyorsunuz. Siz burada öğretmenlerinizi tek tek titizlikle seçiyorsunuz. Evet. Kaç kişi çalışıyor peki burada? Nasıl seçiyorsunuz onları? Öncelikle deneyime bakıyoruz. Çünkü okul deneyimi farklı. Buradaki çalışmalarımız farklı. Dolayısıyla özellikle böyle bir tecrübesi olan ve deneyimli öğretmenler arasından tercihimizi yapıyoruz. Aynı zamanda rehber öğretmenimiz de var mı peki burada öğrencilerimize yol gösterecek olan? Elbette ki, elbette ki. Ders vermek eğitimin bir parçası. Ancak eğitim sadece ders vermekle ileriye giden bir durum değil, biliyorsunuz. Onları moralmen ve ruhen de iyi hissetmelerini sağlamak gerekiyor. Öğrenciler her şeyden önce eğitime hazır olmaları gerek. Dolayısıyla bu çalışmaları yürüten rehberlik servisimiz diğer öğretmenler kadar çok çalışıp başarılarını yükseltmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Eğitim ciddi kurumların işidir. Dolayısıyla yaptıkları eğitimin sorumluluğunda, yaptıkları işin bilincinde olan bir ekiple yola çıkmak başarıya götüren en önemli unsurlardan biri.